Korona salgını, deprem ve yangınlar derken, tam anlamıyla felaketler yılı diyebileceğimiz 2020'yi geride bıraktığımız şu günlerde, gelecekte bizi bekleyen birçok kehanet de bir anda gündem olmuş durumda. Üstelik, 2021 yılı ve sonrasında gerçekleşecek, bu kehanetler şimdiden dikkatleri de üzerine çekmiş bulunmakta. Ayrıca, bu tarz kehanet bilgilerini ilgiyle takip eden birçok insanda yeni kehanetler nelerdir, sorusuna sürekli yanıt aramaktadır. Bununla birlikte, en çok merak edilen sorulardan birisi ise, 2021 yılı ve sonrasında gerçekleşmesi beklenen kehanetler nelerdir, sorusudur. İşte, biz de bu videoda 2021 yılı ve sonrasında gerçekleşmesi beklenen, kehanetleri sizler için derledik. Ama, bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. 1 numara, Baba Vanga kehanetleri. Makedonya'da doğan ve 16 yaşındayken, üzerine düşen yıldırımla görme yetisini kaybeden ve tarihin en büyük kahinlerinden biri olan, Baba Vanga'nın kehanetleri tüyler ürpertiyor. Ayrıca, 2020'de birçok olayı bilen kahinin, binlerce insanın canını alan koronavirüs ile ilgili kehanetiyle de, gündeme gelmişti. İşte, Baba Vanga'nın gelecekte gerçekleşmesi beklenen kehanetleri. İlk olarak, 2021 yılının sonlarına doğru, dünyanın yörüngesinde hafif bir kayma oluşacağını ve bu kayma sonucunda birçok ülkede depremler meydana geleceğini belirtmektedir. 2025 yılına gelindiğinde ise, Avrupa nüfusunda çok büyük bir düşüş olacağı, söylediği kehanetler arasında da yer almaktadır. 2028 yılından sonra, dünyada yeni bir enerjinin keşfedileceğini ve, dünyadaki insanlar artık açlık çekmeyeceğini belirten Baba Vanga, Venüs gezegenine de, insanlı uzay gemisi gönderiliyor, gelen iddialar arasında. 2033 yılında ise, kutuplardaki buzullar eriyecek ve böylece dünyanın okyanus seviyesi de normal değerlerinin çok üstünde olacaktır. Baba Vanga diğer bir kehanetinde ise, 2043 yılına gelindiğinde, dünya ekonomisinin düzeleceğini de belirtmiştir. Daha sonrasında ise, aşırı dinciler ve aşırı milliyetçiler Avrupalı demokrasilere karşı, kimyasal silahlar kullanacaklarını ve Müslümanlar Avrupa'ya egemen olacağı da, gelen kehanetleri arasında yer almaktadır. 2046 yılında, tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organların, yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi haline geleceğini de, belirtmiş bulunmaktadır. 2066 yılında, Avrupa'yı ele geçirmiş Müslümanlara karşı, Amerika klimatik bir silah kullanacak ve dünyada ani bir ısı düşüşü oluşacak, gelen iddialar arasında da yer almaktadır. Tüm bu tahminlerin yanı sıra, Baba Vanga'nın petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle, trenlerin güneş ışığını kullanarak uçabileceği de gelen son kehanetleri arasında yer almaktadır. 2 numara, Shipton Enna kehanetleri. Dünyanın en ilginç kahini, Shipton Enna'nın tüyler ürperten kehanetlerini dinlemeye hazır mısınız? İşte, Shipton Enna'nın gelecekte gerçekleşmesi beklenen kehanetleri. 21. yüzyılda, erkekler kadın, kadınlar ise erkek olmaya başlayacak. Kadınlar, erkekler gibi saçlarını kısa keserken, erkekler de kadınlar gibi süslenip, rengarenk boyalar sürecekler, söylediği kehanetler arasında da yer almaktadır. 2027 yılında, İngiltere'de bir hiç uğruna, bir iç savaş olacak ve bu iç savaşın ardından, İngiltere ikiye bölünecek, bir tarafta paganizm dinine inananlar, bir yandan da Türkler olacak. Ayrıca, bu iki topluluk şiddetli bir çekişmeye de kilitlenecektir. Üstelik, birbirlerinin, yaşamlarını da almaya başlayacaklardır. Daha sonra, bu çatışma bütün dünyayı saracak, böylece dünya kuzey ve güney diye, ikiye bölünecektir. İleriki yıllarda, toprak kuruyup çatlayacak, insanlar susuzluktan öleceklerdir. Ardından, fırtınalar patlayacak ve okyanuslar yükselecek ve sonra tekrar normale dönecektir. Shipton Enna'nın diğer bir kehaneti ise, dünyaya bir gök cisminin çarpacağını ve bunun akabinde bir kıtanın dünyadan kopacağı da, gelen kehanetleri arasında yer almaktadır. Ancak, geriye kalan diğer kara parçalarında ise, çürüyen insan ve hayvan cesetleri ve bitkilerin yaydığı kokular sebebiyle, feci bir durumda olacaklarını da belirtmiştir. Daha sonra, savaşlar tekrar olacak ve doğanın başlattığı kıyım işine yeniden devam edecektir. Bu kıyım sonucunda, hayatta kalan insanlar dağlara kaçacaklar. Ve daha sonrasında insanlar yeniden, ilkel yaşamaya başlayacaklardır. Ayrıca, Shipton Enna'ya göre insan pisliğinden arınmış bu kuru, temiz, yumuşak topraklar, yeni hanedanın hazinesi olarak insanoğluna sunulacaktır. 3 numara, Nostradamus kehanetleri. Kendi ölümünü dahi bilen Nostradamus'un, günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan, birçok kehanetinin gerçekleştiği de bilinmektedir.
Özellikle, Nostradamus'un Adolf Hitler'den tutun da, Büyük Londra yangınına kadar birçok önemli olayı tahmin ettiğine inanılıyor. İşte, Nostradamus'un gelecekte gerçekleşmesi beklenen kehanetleri. Kahin'e göre, yeni yılda dünyayı kötü depremlerin beklediğini ve en büyük depremin Amerika kıtasında gerçekleşeceğini belirtmiştir. Üstelik, Nostradamus bu büyük felaket için tam tarih bile vermiş bulunmaktadır. Nostradamus'un verdiği tarih ise 25 Kasım 2021 olduğunu da ayrıca belirtmiştir. Türkiye ve Atina Savaşı, geceler boyunca yeryüzünü sallayacağını ve sonraki yıllarda iki kez daha denizden de savaşacaklarını, bunun akabinde Korent ile Efes'te binlerce insan yok olacağı, gelen kehanetleri arasında yer almaktadır. Nostradamus'un diğer bir kehaneti ise, gelecekte Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak ve bu biyolojik silahta, bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecektir. İlerleyen yıllarda, kralların ve prenseslerin, putperestlerin ve sahte peygamberlerin yükselişine geçileceği de kehanetleri arasında olduğu da iddia edilmektedir. Ayrıca, Nostradamus salgın hastalıklara dair birçok kehanetleri de vardır. Özellikle, Nostradamus Amerika'yı sarsacak bir salgından söz etmektedir. Bu salgınlar, virüsler, depresyon, uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk, deli dana, cehalet ve önyargı olarak açıklanmıştır. Nostradamus, çevre felaketlerine ilişkin kehanetlerinde ise, güneş ve ayın bir bulutla örtüleceğini ve dünyanın karanlık içinde kalacağını da öne sürmektedir. 40 yıl hiç gökkuşağı görülmeyecektir. Sonraki 40 yıl boyunca her gün görülecek ve kurak topraklar daha da kuraklaşacağını, ardından dev su baskınları meydana geleceğini de belirtmiştir. Nostradamus'a göre 3. Dünya Savaşı ise, 2076'da meydana geliyor. 4 numara, Simpsonlar çizgi film kehanetleri. Amerika'nın efsane çizgi film dizisi Simpsonların bazı durumları önceden tahmin etmesi, dizinin sevenlerini de sürekli tedirgin etmektedir. Peki, sırada Simpsonların hangi kehanetleri var? İşte, Simpsonların gelecekte gerçekleşmesi beklenen kehanetleri. Gelecek yıllarda, Amerika'da çok sayıda bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için bir referandum düzenlenecek. 5 yıl sonra, Amerika'da, 2021 yılındaki seçim fiyaskosu ortaya çıkacak ve seçimi kazanan partinin hile yaptığını, özellikle ölü insanlar ve hayvanların da oy kullanmış gibi gösterildiği ortaya çıkacaktır. Simpsonlar çizgi filminde yer alan, bu fotoğrafa göre, gelecekte Amerika'da bir kadının başkan olacağını göstermektedir. Özellikle, kadınlar için tüm makyaj ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bir makyaj tabancası icat edileceği, belirtilmektedir. Çevresel felaket, açgözlülükten doğanın dengesini bozan dev şirketler, büyük bir çevresel faciaya neden olacaktır. Bu yüzden, insanların korunması için temiz kalan nadir alanlarda da dev kubbeler kurulacaktır. Tüm dünyada olmasa da, çok sayıda ülkede evrim konusu 5 sene içinde okullarda ders olarak öğrencilere öğretilecektir. Simpsonların diğer bir kehaneti ise, yakın zamanda ağır sanayi işçileri tamamen ortadan kalkacak, onların yerini robotların yer alacakları gelen kehanetleri arasında da yer almaktadır. 5 numara, Alexander Smith kehanetleri. Gelecekten geldiğini iddia eden ve daha önce yaptığı açıklamalarla dünya medyasında ilgi çekmeyi başaran Alexander Smith isimli kişi, bir kez daha gündem olmayı başardı. Peki, Alexander Smith'in gelecek ile ilgili hangi kehanetleri var? İşte, gelecekten geldiğini iddia eden, Alexander Smith'in gelecekte gerçekleşmesi beklenen kehanetleri. 2018'den gelen Alexander Smith'e göre, dünyadaki pek çok ülke gizli olarak, zamanda yolculuk üzerinde deneyler gerçekleştirecektir. Özellikle, Yunanistan şu anda aktif olarak zamanda yolculuk çalışmaları yürüttüğünü öncelikle belirtmiş durumda. Dünyaya gelen akıllı uzaylıların olduğunu ifade eden Alexander Smith 21. yüzyılın ortalarında uzaylıların bizi ziyaret edeceğini de iddia etmektedir. 6 numara, Bill Gates kehanetleri. Koronavirüs çıkmadan, yıllar önce bilen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in komplo teorileri çok konuşulmuştu. Peki neden her komplo teorisinin ardından Bill Gates çıkıyor? İşte, Bill Gates'in gelecekte gerçekleşmesi beklenen kehanetlerini. Koronavirüs salgını tehdit olmaya devam edecek ve durum daha da kötüye gidecek, açıklamasında bulunmuştu. Bill Gates, ilerleyen dönemlerde koronavirüs salgınından hastalanan kişi sayısının artacağını ve daha fazla kayıplar yaşanacağını de iddia etmektedir. Bu artışlar ve kayıplardan sonra işlerin düzeleceğini söyleyen Bill Gates, iyi haber şu ki, daha iyi antikorlar gelecek yılın başlarında kullanıma sunulacak, ifadelerini kullanmıştı. Bill Gates son olarak, salgını yenene kadar hiçbir yerde gerçekten bitmeyeceğini söyleyerek, dünyanın her yerinde bu virüsten kurtulana kadar tamamen normale dönmemiz mümkün değil, açıklamasında da bulunmuştu.
İleriki yıllarda Afrikalı çiftçiler mevcut teknolojilere erişerek ürünlerini iki katına çıkarabilecekler. 2025 yılı itibariyle Afrika ülkeleri gıda üretimini %50 oranında artıracağını ve bütün kıtayı kendi kendine yeter hale getireceğini belirtmişti. Ayrıca, dünya hali hazırda daha verimli, daha besleyici ve kuraklık ile hastalığa dirençli olan daha iyi suni gübreler ve ekinler geliştirecektir. 2030 yılından sonra, artık banka hesabı olmayacak ve insan telefonları ile para biriktirip, mobil ödeme yapıyor olacaklardır. Şu an düşük gelirli olarak adlandırdığımız ülkeler, en üretken komşularından bir şeyler öğrenecekler ve yeni aşılar, daha iyi tohumlar ile, dijital devrim gibi yeniliklerden faydalanacaklar. Bill Gates'e göre, 2035 yılı itibariyle neredeyse, hiçbir fakir ülkenin de kalmayacağını da belirtilmektedir. Bill Gates'in diğer bir kehaneti ise, insanlar 2035 yılında gezegenimize güç sağlamak için, yeni ve daha temiz bir enerji buluşunu keşfedeceğini iddia etmektedir. Bununla birlikte, Bill Gates'e göre, gelecek 20 yıl boyunca ülke çapındaki mağaza ve fabrikaların, işçileri otomatik çalışan robotlar ile yer değiştirmeye hazır hale geleceğini özellikle de belirtmiş durumda. Amerikalı iş adamı Bill Gates'e göre, dünyanın bir sonraki ilk küresel felaketi ise, iklim değişikliği olacaktır. Bill Gates'e göre iklim felaketi, koronavirüsten çok daha ağır olacakmış. Servetinin hatırı sayılır bir kısmını hayır işlerinde kullanan Bill Gates, dünyanın gelecekte karşılaşacağı ikinci büyük küresel felaket ise, biyoterörizm olacakmış. Teröristlerin, kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebileceğinin altını çizen Bill Gates, bu tip saldırıların koronavirüsten çok daha fazla can ve maddi kayıp ile neticelenebileceği görüşünde. Bill Gates'in bu açıklamaları elbette oldukça tesadüf, fakat yine de kurulmuş bir oyunun içinde olup olmadığımız konusunda net bir yorum yapmak mümkün değil. 7 numara, Azerbaycanlı Şaman Kehanetleri. Daha önceki kehanetlerinde, oldukça başarılı olan, Azerbaycanlı şamanın işte, gelecekte gerçekleşmesi beklenen kehanetleri. Dünya genelinde zenginlik farklı duruma ulaşacak, sadece zenginlerin yaşayacağı bir ülke yapılacak, burada fakir insanlar köle olarak, bu zengin insanlara hizmet edeceklerdir. Koronavirüsten daha büyük bir salgın hastalık, dünyanın başına bela olacaktır ve birçok insan hastalıklar sonucu yaşamını yitirecektir. Türkiye'nin yeni gücü karşısında Amerika, Türkiye'nin arkasından sürekli kuyular kazıyacaktır. Denizler kabaracak ve her tarafı sular basacak ve deniz kendisinden alınanı geri alacaktır. Kimyasal atıklar, hava kirliliği gibi sebeplerden dolayı toplu hayvan ölümleri de görülecektir. Birçok ülkede halk sürekli sokağa dökülecek ve devleti ile karşı karşıya gelecektir. İleriki yıllarda Amerika'da 11 Eylül benzeri bir olay daha yaşanacaktır. Üç ülke kuvvetleri ittifak yaparak dünyaya yön verecek hale gelecekler. Üçüncü Dünya Savaşı'nın kıvılcımları, taş ve sopalarla başlayacak, daha sonrasında ise silahlar ve robotik askerlerle devam edecektir. Sizler için derlediğimiz, gelecekte bizi bekleyen kehanetler şimdilik bu kadar. Bakalım, bu kehanetlerden hangileri doğru çıkacaktır? Peki sizler, bu kehanet tahminlerinden, hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesini isterdiniz? Cevaplarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.